Değerli arkadaşlar, bakın eğer demokrasi bir ülkede çözüm olmazsa, sandık seçim çözüm olmazsa, sandığın seçimin milli iradenin göreve gelenlerin arkasında olmasıyla ilgili o sağlam tablo bozulursa, o zaman bu milli birliğimizin ve beraberliğimizin önündeki en büyük engeli oluşturur. Milli birliğimizin ve beraberliğimizin yara almasına, zarar görmesine sebep olur. Üstelik aynı zamanda terör örgütlerinin ve şer odaklarının da işine gelen, onlar için de elverişli bir ortam oluşturur ülkede. Bunun içindir ki bizim bu kayyum meselesiyle ilgili ilkesel duruşumuz çok nettir. Partimizi kurduğumuz gün açıkladığımız parti programında, ortaya koyduğumuz bütün eylem planlarında ve dönem dönem diğer partilerle yaptığımız ortak çalışmalarda da çok sağlam ilkesel bir duruşumuz vardır. Nedir? Bir seçilmiş belediye başkanı, yani makamıyla milli iradeyi temsil eden, makamda olan bir başkan, eğer görevden alınacaksa bu ancak ve ancak bağımsız ve aynı zamanda tarafsız bir yargı kararıyla olmalıdır. Atanmış bir kişinin tek bir imzasıyla bir seçilmişin görevden alınması, demokrasinin de hukukun üstünlüğü ilkesinin de tam özüne büyük zarar verir. Bununla ilgili çözümün nasıl olacağını, nasıl olması gerektiğini bütün detaylarla zaten daha önce ortaya koymuş idik. Bir başka önemli konu, yeni seçilecek, yeni göreve gelecek belediye başkanının da mutlaka meclis içinden seçimle gelmesidir. Bu olmadığı takdirde ülkemizde tam demokrasiden bahsedemeyiz. Peki bununla ilgili düzenlemeler gerekmekte midir? Evet, gerekiyor. Bir mevzuat düzenlemesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Hatta ve hatta yani anayasada bazı dokunuşlar gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama bütün bu çalışmalarının adresi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ben dünkü yaptığım açıklamada da söyledim. Eğer çözüm arıyorsak, bir mevzuat düzenlemesi bu konuda gerekiyorsa, bunun da adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Biz bugün Sayın İmamoğlu'yla bu konuları oldukça geniş bir çerçevede ele aldık, değerlendirdik. Kendilerinde belediye birliği olarak bir çalışmalarının olduğunu memnuniyetle öğrendim. Bu işi önce bir sistem çözümüne kavuşturmamız gerekiyor. Yani sistemi önce bir sağlamlaştırmamız gerekiyor. Ondan sonra o sistemi de doğru bir şekilde yönetilmesinin takipçisi olmamız gerekiyor. Çünkü sistemi doğru kurarsanız ama yanlış ellerde o sistem yine işlemeyebilir. Ama şu anda öncelik şu sistemi düzeltmek. Yani Türkiye'deki mevzuat altyapısını ve bu kayyum meselesini olması gerektiği gibi tam demokrasiye ve hukukun üstünlüğü ilkelerine yaraşır bir noktaya getirmek. Şu anda yapılması gereken bu. Ondan sonra da o sistemin tabii ki düzgün işletilmesinde takipçisi olmak gerekiyor.